Ben ee, şeye kızıyorum yani bir şeyi paylaştığımızda hemen eğitim ve eğitimsizlik bilmem ne biliyorsun belki senin bilmediğin bir bölüm okuyorum şu an dışarıdan ve eğitimimi tamamlıyorum ya da bir şey yapıyorum yani bunu eğitime bağlamak çok saçma adam yıllardır hani kendine işine vermiş işinden yani ben Alişan'ı hiç duymadım ki. Oralarda buralarda gezip tozan bilmem ne gayet iyi bir aile terbiyesi almış. Evet evet. Çok An iyi aile terbiyesi annesinden almış. Annesinden Çok anından. ahlaklı. Hı. Ya korkmak değil ama saygı duymakla korkmak Hı. arasında çok ince bir çizgi var. Hı. Annesini ben çok seviyorum. Yani buradan da izliyorsa Hı. sevgiler. Hı. E, aynı benim anneme benziyor. Yani çocuklarını eğitme şekli Hı. kurallara dayalı ve e, ahlakın ne olduğunu öğreten bir aile yapısı var. O yüzden hani bugüne kadar hiçbir ahlaksızlıkla duyulmamış. Sadece işte bir şey söylüyor, bir röportaj yapıyor. 10 tane cümle kuruyorsa bir tanesini çıkartıp eşimin çalışmasını istemem. Eşim ayağıma terlik getirsin. Bilmem ya. Alişan öyle bir insan değil. İstedikleri kadar hani o kalıba sokmaya çalışsalar da bence terlik götürdün mü? Yok hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Zaten terlik dolabımız var. Ama istese de götürürüm yani. yani sonuçta o benim kocam ve o bana kahve yapıp getirmekten gocunmuyorsa ya da ihtiyacım olan bir şeyi alıp eve getirmekten gocunmuyorsa ki hayat bence böyle bir şey birlikte hayat müşterek kesinlikle. Ya şimdi annen terlik istediğinde ya da baban kızım şuradan bana bir terliklerimi getir dediğinde şey mi diyeceğim? Getiremem ben. İşte benim kurallarım var. Ben kadınım. İşte feminen duygularım çok şey. Asla böyle bir şey yapmam. Tabii ki kocam istediğinde de götürürüm. Bunda ama bunda şey başlık şu. Kocam isterse ter, işte geçen gün gene öyle bir şey oldu. Kocama Hı. terlikleri götürmekten gocunmam. Gocunmuyorum. Bununla da ilgili Twitter'da işte bana yazmışlar. İşte sen bu cahillik ...gidersen işte terlik de götürürsün... ...bilmem ne sana Çağizlik ne yani... ...sana ne... Gibi bu durum, terlik e ...şimdi satırmayı... eşim terlik isterse götürmeyecek... ...seve seve yani o benden ne isterse... ...elimden geliyorsa yapabileceğim ne varsa... Severek yaparım yani o benim artık soy ismini taşıdığım ailem yani hani sen de istersen o getirir tabii ki getirir Karşılıklı. yani hani senin de için bir, bir hasta oluyorsun mesela en basit de grip hocam. oluyorsun ya bana bir bardak su getirir misin diyorsun koşarak gidip getiriyor mesela hani de şimdi be. bu şey mi kocam bana su getiriyor falan hmm. hani insanların beyinlerindeki Şeyi ben anlamıyorum. Yani Afiyet. kadın kendini ezdirdi terlik götürerek kocasına ha, evet. o noktaya getiriyorlar. Evet, Peki bir seyircimiz şimdi iki seyircimizin yazdığına <laughs> takıldım. Birincisi diyor ki: "Buse Varol Göçenler'de yaptığı röportajda diyor ki düğünden sonra ya da Alişan eve gittik ilk yaptığı şey yoğurt mayalamak evet. oldu." Doğru. Doğru. <laughs> 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 Nasıl yani? yani Ya biz işte düğün bitti. Ondan evet. sonra hemen eve gittik ertesi gün. E tabii evde yaşa